السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا دستور وملا إن شاء الله، فرزا وسلم شاء محمد ناز وحقان، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah Azze ve Celle diyor en çok öfkem, gazabım kimsenin yardım edeyi Allah'tan başka yardımcısı olmayana zulmetmektir. O büyük bir hata işliyor. Zayıftır, kimsesi yoktur deyip ona zulmeden insan Allah'ın karşısında buluyor. Allah ona yardım ediyor bu zalime karşı. Yani çünkü çoğu zaman bakarız çok en çok zulüm gören de kimsesiz olan yetim yahut dul olmuş, onların elinde 3-5 şey varsa onları da almaya uğraşan insanlar çok oluyor. Zalim bu dünyada çoktur. Ama onun Allah'ın indinde onlar cezaya müstahaktır. Onların cezasını en büyük cezalar Allah Azze ve Celle onlara hem ceza verecek hem cehennem olacak ona cezaları. Tabi cehennemdir. Dünyada da gene bir faydası olmaz. Dünyada da ceza çekerler. Ahirette de. Onun için bu merhametli olmak devamlı emrolduğumuz şey yumuşak olun, merhametli olun, zulmetmeyin. Kendi nefsinizi haklı göstermeyin. Düşünün, acaba ben buna zulüm mü yaptım? Onun yaptığı şeye karşı yaparsan tabii zulüm olmaz ama hiçbir sebep yokken kalkıp da insana zulmetmek o vakit Allah Azze ve Celle razı olmaz. Allah Azze ve Celle onun cezasını verir. O zayıftır. Hiç kimsesi yoktur. Ne parası var, ne pulu var, ne kimse, ne mahkeme gidebilir, ne bilmem başka insanları araya koyup da onlara da para verip de hakkını almak için uğraşamaz. O, ben bunu rahat istediğim gibi her şeyi yaparım diye zannetme. Dünya Allah karşısında Allah'a karşı gelmiş olursun. O vakit hiçbir kuvvetin yok. Yaptığın iş ahmaklıktır. Zararı ona değil, kendine yaparsın. Yani ilk kazandım zannedersin ama ondan sonra zararı görürsün. Ama gafil insanlar bu nereden geldi diye düşünmezler. Şanssızlık derler. Halbuki her insan yaptığını dünyada da çeker, ahirette de çeker. Kendi elinden olur. Allah kimseye zulmettirmesin bizi inşallah. Sabır, yani kötülük yapana da
sabretmek lazım ki sizin bilmeden bir zulüm yapmayalım diye yani kötülüğü de yutmak lazım, ona sabretmek lazım. Allah muhafaza etsin. Zalimlerden de, zalim olmaktan da Allah muhafaza etsin.